Sayın seyirciler, yayınımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bugün Ramazan Bayramı'nın ikinci günü. Hepinize bir kez daha güzel bir bayram diliyoruz. Nerede o eski bayramlar dediğimiz bir bayram gerçekten yaşıyoruz. Geçen yılda benzer bir durum vardı. Salgının gölgesindeydi Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı. Ve ziyaretler gerçekleştiremedik. O bayram geleneklerini, bayramın alışkanlıklarını sergileyemedik. Dileriz ki diğer bayramlarda kaldığımız yerden aynı şekilde devam edebiliriz. Bu uzak kaldığımız zamanları telafi edebiliriz. Ve bugün bayram programımıza bir konuğumuzla devam ediyoruz. Programın aslında ilk dakikalarından anons etmiştim. Bir devlet sanatçısı, dünya ünlü bir piyanist Gülsün Onay programımıza renk atacak değerli seyirciler. Ve onunla bir bayram sohbeti yapacağız. Sanatsal faaliyetler salgının gölgesinde ne kadar etkilendi? Salgın sanatçıları ne kadar etkiledi ve işinden uzaklaştırdı mı acaba? Bunları konuşacağız ve kendisinden de bir ricamız olacak Gülsün Hanım'dan. Bir eser eğer bizim için çalabilirse çok mutlu olacağız bayrama özel. Gülsün Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi bayramlar. Teşekkür ederim. Tekrar buluşmak ne güzel sizinle. Kesinlikle. Her ne kadar biraz burukluk da olsa ve eski bayramlar kadar coşkulu kutlanmasa da içimizde hep o güzellikleri özlemle yaşatıyoruz ve umarım pek kısa zamanda normal günlere döneceğiz inşallah ve bu yani gerçekten bütün dünyayı alt üst eden çok farklı bir dönem kapanacak umarım çok kısa sürede. Çünkü insanlar artık o kadar özledi ki konserlere gitmeye, tiyatroya gitmeye, sinemaya gitmeye hasret kaldılar. Yani bu bütün özellikle kültürel faaliyetler tamamen durdu diyebiliriz. Her ne kadar kısıtlı dinleyicilerle birkaç konser verme şansını yakalamış olsam da ki bunlar beni gerçekten çok mutlu etti. Süreyya Operası'nda, Bilkent'te, Antalya ve Bursa'da normal konserler verebildim. Tabii 1/4 sayı oldu. Dinleyici olarak kısıtlandı ama her şeye rağmen o nasıl diyeyim yani bütün konser salonunun atmosferi sanki bana çölde bahaya kavuşmuş gibi geldi. Yani neyse hava alabildim gibi geldi. O kadar mutlu oldum ve bunu bütün tabii ki meslektaşlarımla paylaşıyorum. Çok özledik, dinleyiciyi özledik, konser salonunun akustiğini özledik. Fakat bir de bu dönemde biraz yaratıcı olmaya çalıştık ve elimizden geldiği kadar yine de sosyal medyada olsun, çevrim içi konserlerde, internet aracılığıyla olsun dinleyicilerle kaybetmedik ilişkimizi. Hatta çok ilginç, burada bize daha çok dinleyici katıldı. Şöyle diyeyim, yani konsere gidemeyen bir ya da konser salonu belki olmayan oturduğu, yaşadığı şehirde bir dinleyici grubu ilk defa canlı olarak bir piyano resitali, bir orkestrayı görmüş oldu diyelim. Bu çevrim içi konserlerin de bir yerde bir güzel tarafı da bu oldu diyelim. Çok teşekkür ederim. Gülsün Hanım, sizi tabii ki bu ekranlarda görmek, güler yüzünüzü görmek, bu güzel tatlı sohbetinizi yeniden duymak çok güzel bizim için. Bayramda sizi ağırlamak da çok güzel. Tabii dileğimiz daha böyle uygun koşullarda sizi ağırlayabilmekti ama şu an İngiltere'desiniz. Salgın çerçevesinde uzaktan bağlantılarımızı yapıyoruz. Aslında hem kolaylık size ulaşabiliyoruz hem de az önce bahsettiğiniz gibi bazı mesafeler de kısaldı bu uzaktan bağlantılar sayesinde. Böyle bir avantajı oldu ama diğer türlü sizi konser salonlarında görmeyi elbette çok istiyoruz. Ve sizin gibi sanatçıları görmeyi çok istiyoruz. O koltuklara yeniden oturmayı, konserin heyecanını beklemeyi, sadece konser değil bir tiyatro, bir sinema, herhangi bir etkinlikte olmayı gerçekten hepimiz çok özledik. Peki bayrama gelelim. Bayram nasıl geçiyor?
Tam olarak nerede o eski bayramlar dediğimiz bir zamandayız. Peki sizin için nasıl bayram? Şimdi şöyle, ben tam bayram başlamadan önce İngiltere'ye geldim ve çünkü yeni bir uygulama başlattı İngiltere ve bizi maalesef kırmızı ülkeler çerçevesine aldılar. Bu kırmızı ülkeler arasında olunca geldiğiniz andan itibaren 10 gün otelde karantina mecburiyeti vardı. Ben tam o başlamadan önce zaten Mayıs sonunda gelecektim ama bayramı ailemle geçirmek istiyordum. Onu maalesef yapamadım ve burada ama yine de 1,5 sene sonra ilk defa Cambridge'deki evimde eşimle beraber geçiriyorum. Tabii görüntülü konuşmalar ve iyi ki bu aracımız var, yani ailemle de sık sık görüşüyoruz. Eski bayramların özlemiyle böyle bir farklı bayram geçiriyoruz. Yine de sağlıklı olalım. Bekleyeceğiz artık o kavuşma günlerini. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi bayramlar dilerim. Çok sağ olun Sayın Olay. Umarız yeni sezonda böyle sonbahar gibi yeniden konserlerin başladığı zamanları göreceğiz gibi hissediyorum. Vakaların azalmasıyla birlikte dileriz ki yeniden o salonlarda bir araya geleceğiz. Şimdi sizden tabii ki bir ricamız olacak. Sizin gibi bir insanı, sizin gibi bir sanatçıyı bulmuşken güzel bir eser dinlemek isteriz. Zaman zaman çalıyorsunuz ama canlı canlı dinlemek bizim için bir gurur olacaktır. İcra eder misiniz? Tabii, memnuniyetle, memnuniyetle. Size Haydn'dan bir eser çalayım. Biraz bayram neşesi yaşayalım. Buyurun, dinliyorum sizi. Thank you.
Gülsün Hanım çok teşekkürler. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Ben de teşekkür ederim. Hangi eser olduğunu bir kez daha söyler misiniz? Bu Haydn'ın çeşitlemeleriydi. İsterseniz başka bir parça daha çalabilirim zamanınız varsa. Zamanımız var. Ben tam onu rica edecektim ama sizi yormamak için söyleyemedim. Bir eser daha rica edelim sizden lütfen. Tamam. O zaman Chopin çalıyorum. Aa, harika. Buyurun. Buyurun.
Çok teşekkürler. Yine elinize sağlık, emeğinize sağlık. Rica ederim. İnşallah canlı canlı bir dahaki konserlerde de dinleyicilerle buluşuruz ve nice sağlıklı bayramlara diyeyim. Çok teşekkür ederim. Konuğunuz olmak çok güzeldi. Bizim için de çok güzeldi Gülsün Hanım. Sizi ağırlamak, uzaktan da olsa eserinizi dinleyebilmek, canlı canlı sizinle konuşabilmek, canlı canlı dinleyebilmek gerçekten güzeldi. Umarız bir sonraki buluşmamız konser salonlarında biz koltukta, siz sahnedeyken olur. Evet, ben de öyle umuyorum. Çok teşekkür ederim. Gülsün Hanım, bir şey soracağım. Peki önünüzde bu süreçte bir konser programı var mı planlamalarınızda ya da programınızda? Evet. Şöyle, şimdi Portekiz'de 3 konserim var. Haziran ayında. Harika. Portekiz'de açıldı. Yine tabii biraz daha kısıtlı bir dinleyici olacak ama 3 konserim var. Lisbon ve Lisbon'a yakın 2 şehirde. Ondan sonra Bremen'de bir yarışmanın jürisiyim. İlk elemeleri normal bir şey yapmıyoruz. İlk elemeleri videoyla yapıyoruz. Yani önümüzdeki günlerde 25 saatlik bir video dinletisi yapacağım. Yani bakıp onlara not vereceğim. 25 saatlik oldukça uzun zahmetli iki olacak eleme. Biraz. Çok zor olacak. Ama orada olsaydım da 3 gün orada dinleyecektik hep beraber jüriyle oturup. Neyse ama finale kalanlar için Bremen'de normal bir konser ve final yarışması yapılacak. Ona katılacağım. Daha sonra Gümüşlük Festivalimiz başlıyor. Harika. Ve bu sene yine her şeye rağmen bu sene yapacağız. Çünkü bizim bir şansımız var. O ortamda, açık havada izin alabiliyoruz. Çünkü koltuklar da aralıklı yerleşiyor. Yani 4 kişilik bir aşağı yukarı sırada bir kişi ve sonra bir kişi daha, arada 4 kişi var boş. Böyle bir sistem kurduk ve Antik Taş Ocağı'nda orası tabii 1200-1300 kişi alıyor ama konsere biz işte 300 kişi aşağı yukarı alarak yine de canlı yapabiliyoruz. Bir de açık havada masterclasslar olacak. Daha sonra İtalya ve Ohrid Festivali de var. Onlar da açık havada yapılan festivaller. Onlara katılacağım. Böyle pek çok projem var. Bir de önümüzdeki haftalarda çıkacak olan yeni CD'm var. Onu da buradan müjdelemiş olayım sizlere. Harika. Gülsün Hanım, bu kadar yoğun bir zamanda gerçekten kendinize zaman ayırmak, özel anlarınıza zaman ayırmak zor olmuyor mu bu kadar yoğun program? Çünkü ben sizin paylaşımlarınızı görüyorum sürekli Instagram'da, Twitter'da. Zaman zaman konserlerde evet. Veriyorsunuz. Kimseyi sanattan uzakta tutmuyorsunuz. Sanatseverleri güzel eserler de sergiliyorsunuz karşılık beklemeden. Zor olmuyor mu peki? Vallahi aslına bakarsanız ben zorluk hissetmiyorum. Bana çok büyük mutluluk veriyor. Yaptığım işi çok sevdiğim için ve paylaşabilmek benim için çok bu dönemde daha da çok belki ilham kaynağı oluyor. Onun için yani işleyen demir paslanmaz diye düşünüyorum. O doğru. Gerçekten doğru. Bir de galiba sanatla uğraşınca uzak kalmak mümkün olmuyor herhalde. Öyle emeklilik falan yok bu alanda, bu işte. Değil mi? Evet, doğru söylüyorsunuz. O kadar zorluklar olabilir, evet. Ama bu dönemlerde geçecek. Biraz kara bulutlar diye düşünüyorum. Güneşi göreceğiz. Gülsün Hanım, çok teşekkürler. Ama sayenizde, yine sizin gibi sanatçıların sayesinde sanattan uzak kalmadığımız anlar oluyor. Ama tabii ki bir konser salonunun tadını vermiyor. Diğer dinleyicilerle beraber aynı eseri dinleyebilmek ya da sanatçıyla göz göze gelebilmek. Çok teşekkürler, zaman ayırdınız. Buradan İngiltere'ye selamlar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. İyi bayramlar. Çok sağ olun. Size de iyi bayramlar diyorum tekrar. Hoşça kalın. Emeğinize, elinize bir kez daha sağlık diyelim. Sağ olun.
Sayın seyirciler, devlet sanatçısı, dünya ünlü piyanist Gülsün Onay uzaktan bağlantıyla İngiltere'den yayınımıza katıldı. Chopin'den bir eser sergiledi son olarak bize. Ve sanattan tabii ki uzak kaldık. Konser salonlarından, tiyatro salonlarından, operadan, dans gösterilerinden, etkinliklerden uzak kaldık ama Gülsün Onay gibi sanatçıların sayesinde sosyal medya üzerinden bazı konserlere katılabildik. Kısıtlı imkanlarla da olsa. Tabii ki bir konser salonu tadı asla vermiyor. Zorlu bir süreç ama olabildiği kadar online gösteriler, online tiyatrolar, online konserler izledik. Az kaldı diye düşünüyoruz yeniden kavuşmamıza o salonlarda. Bir tiyatro oyununu beklememize, bir konseri beklememize, konser heyecanını hissetmemize, bir operayı beklememize, can kulağıyla dinlememize, Gülsün Hanım'ı konser salonlarında, festivallerde dinlemeye tekrar az kaldı diye kesinlikle düşünüyoruz. Bu bayram güzel günlere vesile olsun diyelim. Yeniden sanatla, kültürle, bu tür etkinliklerle buluşabildiğimiz, insanlarla korkmadan bir araya gelebildiğimiz, sevdiğimiz sanatçıları izleyebildiğimiz, sevdiğimiz sanatçılarla göz göze gelebildiğimiz, sevdiğimiz oyunları görebildiğimiz ve sevdiğimiz etkinliklerde bulunabildiğimiz zamanlar olmasını temenni ediyoruz yeniden. O eskiyi çok özledik. Eski normalimizi çok özledik. Aslında o günlerde bunların pek farkında değildik ne kadar değerli olduğunun, hayatımızı ne kadar süslediğinin ama gerçekten çok güzeldi. İşte bu konser, bu ufak kısa süreli bağlantı bile, küçük konser bile bize ne kadar keyif verdi. Kaldı ki bir saatlik, bir buçuk saatlik bir konseri canlı canlı izlemek bambaşka bir keyif verecektir. Bambaşka yerlere götürecektir insanları, sanatseverleri. O günleri az kaldı diye düşünüyoruz. Temennimiz o. Devam edeceğiz.